Sinetek hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber AMD kullanıcıların çok sık rastladığı bir soruna parmak basmaya çalışacağız. Nedir bu sorun? İşte 5 serisi Ryzen 5 5600G işlemci ve MSI'ın B550M Pro anakartında bir APU sistem kurmak istiyorsunuz. Yani ekran kartına ihtiyaç duymadan hem güncel bir işlemci, güçlü bir işlemci hem de bazı oyunlarda düşük ayarlarda da olsa oynatabilecek bir sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Bu işlemci AM4 soket yapısını kullanıyor. Bu anakart AM4 soket yapısını kullanıyor. Ancak bu işlemciyi bu anakartta çalıştıramıyorsunuz. Görüntü gelmiyor arkadaşlar. Zaten anakartın üstünde işlemciyle alakalı uyarı dedi. Kırmızı yandığı için çalışmadığını oradan anlayabiliyorsunuz. Normalde buna sebep olan şey ne? AMD çok uzun süre AM4 soketini değiştirmedi arkadaşlar. Geriye doğru uyumluluk konusunda bu aslında kullanıcılar için çok önemli bir avantaj. Yani nispeten eski bir anakartınız var. İşlemcinizi yükseltmek istiyorsunuz. Normalde Intel tarafında ne oluyor? Soket yapısı sürekli değiştiği için anakartla beraber işlemci değiştirmeniz gerekiyor. Ancak AMD bu soket yapısı çok uzun bir süre değiştirmediği için eski bir anakartınız olsa dahi eğer güncel bir BIOS'la yeni bir işlemci destekliyorsa taktığınız zaman çalıştırabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla cebinizden daha az para çıkıyordu. Bu aslında işleyen bir sistem. Bu seneye kadar şu an AM5'e geçtiler biliyorsunuz. Ancak bu tarz sorunlarla da karşılaşıyorduk tabii ki. Şu anda zaten güncel bir anakart çok eski değil. Güncel bir işlemci çok eski değil ancak bu anakart da çalışmıyor. Şimdi beraber bu sorunu nasıl anlayacağımıza bakacağız. Nasıl çözeceğimize bakacağız. BIOS'u nasıl güncelleyeceğimize bakacağız. O yüzden şimdi de girişi kapatıyorum. Anakartı uzay montaj şeklinde masamın üstüne dizeceğim. Bu işlemci takacağım. Bakalım start'a bastığımızda ne olacak? BIOS'u indirmek için Google'da MSI yazıp aratıyoruz arkadaşlar. Şuradaki MSI Türkiye sayfasına giriyoruz. Arama bölümüne anakartımızın modelini yazıyoruz. Bu başka firmaların anakartlarında da aynı arkadaşlar. Yine buraya gelip anakartınızın modelini yazarak kendisini bulmamız gerekiyor. İşte burada B550M Pro tıklıyorum üstüne. Benimki bu. Burada indirme sekmesine gidiyorum. Burada BIOS bölüm beni ilgilendiriyor. Diğer sürücü bölümleri şu an için benimle alakalı değil. Burada da mümkün olan en güncel sürümü indirmem gerekiyor. Anakartım versiyon 22 ile geliyor. Şu an bendekinin versiyonu 22. Bakın arada 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 çıkmış. Bazı üreticiler bunların sırayla yapılmasını öneriyor. Ancak ben şu an için hızlı olması için en güncel BIOS'u yükleyeceğim. Normalde bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. İndir diyerek bilgisayarımıza indiriyoruz. Sonrasında bunu FAT32 formatlı bir flash belleğin içine kopyalıyoruz arkadaşlar. Flash belleğinizin FAT32 formatlı olması çok önemli. Birçok anakart üreticisinin flash bölümü NTFS formatlı flash bellekleri görmemekte. Şimdi flash belleğimizi anakartımıza takalım. İşlemcimizi bağlayalım ve BIOS update'ini yapalım. Uzay montajda minimum bileşenleri sisteme bağlıyoruz. M2 takmamıza gerek yok. Buradaki 24.000'lik güç kablosunu bağladık ve buradaki işlemciye güç veren 8.000'lik kabloyu da bağlıyoruz. Ve tabii ki mutlaka RAM olması gerekiyor. Şimdi işlemci yuvasına takacağım ve bilgisayara start vermek istiyorum. İşlemcide de şu gördüğünüz okun ok işaretinin doğru tarafa baktığından emin olmanız lazım. Bu şekilde olması gerekiyor. Buradaki klipsi kapattım. Çok kısa çalıştıracağım için herhangi bir macun sürmeden şu soğutucuyu sisteme bağlamak istiyorum. Bu biraz zor olabilir. Birazcık uğraştıktan sonra soğutucumu da taktım. Şimdi güç kaynama enerjiyi veriyorum. Ve şuradaki pinlerde hemen size onu göstermeye çalışayım. Şuradaki pinlerde Power SV yazan pine kısa devre yaptırıyoruz bu tornavidayla. Yani iki pinin birbirine değmesini sağlıyoruz. Kasa içinde olmadığı için sistemi başlatmak için şuradaki pinlerde doğru iki pini birbirine değmesini sağlayacağız. Bunu da araya tornavida değdirerek yapacağız. Power SV yazan pinleri buluyoruz ve aralarına dokunuyoruz. Dokununca kasanın power düğmesine basmış gibi işlem yapıyor. Şu an ekrana görüntü gelmesi lazım normal şartlarda.
Ancak uzun bir süre beklediğim halde görüntü gelmiyor. Zaten şöyle göstermeye çalışayım. Şurada görmüş olduğunuz ışık, beyaz yanan ışık, anakartta işlemci hatası olduğunu söylüyor. Bu anakartta BIOS update yapmamız lazım. BIOS update yapabilmemiz için birazcık daha eski bir işlemciye ihtiyacımız var. Ben bir arkadaşımdan ödünç olarak aldım. Bunun için ben bu işlemciyi kullanacağım. Bir arkadaşıma ödünç olarak aldım. AMD Ryzen 5 4600G. Yine üzerinde grafik çipi olan bir işlemci olduğu için herhangi bir ekran kartı ihtiyacı duymadan bu sisteme bağlayacağım. Sistemi BIOS update yaptıktan sonra göreceksiniz ki 5600G'de çalışmaya başlayacak. Şimdi elimde 4600G var. Yuvaya takıyorum. Yine işlemciyi bu klipse sıkıştırıyorum. Tekrardan işlemci fanını yerine takacağım. İşlemci fanını yere taktıktan sonra aynı şekilde yine sistemi başlatıyorum arkadaşlar. Bu sefer farklı olarak içine BIOS yüklediğim flash belleği de cihazıma takıyorum. Tekrar aynı yöntemle start veriyorum. Şimdi görüntü gelmesi gerekiyor. Aynı anakartta görüntü geldi. Yalnız klavye bağlamadığım için bir uyarı veriyor. Onu da bağlıyorum. Şimdi F1'e basarak setup'a giriyorum. BIOS'ta yapacağım şey şurada gördüğünüz M-Flash butonuna tıklamak. Oraya tıkladıktan sonra bu uyarıyı verecek. Evet diyorum. Sistem kapanıp şimdi yeniden başlıyor. Flash moda girdiğine dair bir ibareyle beraber işte şimdi BIOS'ları attım. MSI klasörün içine tıklıyorum. Burada seçtiğim BIOS'un farkını görüyorsunuz. Bakın şu anki BIOS versiyonu 2.20. Seçtiğim BIOS 2.9. Üstüne tekrar Enter'a basıyorum. Tekrar Yes diyorum. BIOS güncelleme işlemi başlıyor. BIOS güncellenirken şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Kesinlikle elektrik kesintisi ya da işte yanlışlıkla kapatma vesaire olmaması lazım. Hani bu riski en aşağı indirmek için varsa UPS'iniz ona bağlayarak kullanabilirsiniz. Ancak onun dışında hani normal elektrik şebekesine bağlı bir şekilde yapmanız gerekiyorsa da açıkçası o arada bir elektrik kesintisi olmaması için dua etmenizde fayda var diye düşünüyorum. İşlem dediğim gibi birkaç dakika sürecek. Ondan sonra işlemci çıkaracağız ve az önce çalışmayan 5600G işlemciyle testimizi yapacağız. İşlem bittiği anda kendi kendine kapandı bilgisayarım ve şimdi açılacak yeni BIOS devreye girmiş olacak. Gördüğünüz gibi görüntü geliyor şimdi. Tekrar BIOS ekranına girerek BIOS'un güncellendiğini de görmek istiyorum. BIOS sürümü burada yazıyor arkadaşlar. 2.90. Şimdi artık bilgisayarı kapatacağım ve az önce çalışmayan 5600G ile bilgisayarı açmaya çalışacağım. Şimdi 5600G ile çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edelim.
mesajı veriyorum. Tornavidamla bilgisayarımı açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi görüntü gelmek üzere. Bu kadar beklemesinin sebebi anakartın şu an yeni işlemciyi tanıyor olması. Bunu sadece bir kere yapıyor. Daha sonra bir kere tanıdıktan sonra tekrar açtığınızda anında görüntü gelecektir. Ancak şurası kesin. Az önce 5600G ile çalışmayan anakartım bir BIOS update'i sonrasında 5600G ile çalışmaya başladı arkadaşlar. Şimdi BIOS ekranına tekrar gireceğim. Bakın burada işlemcimin AMD Ryzen 5 5600G olduğunu görüyorum. İşte bu kadar basit. Buradaki en büyük sorun anakartınızla uyumlu bir şekilde çalışacak nispeten daha eski bir işlemci bulmakta. Onu da ya çevrenizde varsa eşinizden dostunuzdan temin edebilirsiniz ya da yakınınızda bir bilgisayarcı varsa onda eğer bu anakartta uygun bir işlemci varsa onunla yapabilirsiniz. Veya satın aldığınız yere geri gönderirseniz onlar da yapacaktır. Ancak aslında 5 dakikalık bir işlem yüzünden sıkıntı yaşadık ve AMD 5600G'yi bu anakartta çalıştıramamıştık. Ancak şu an çalışıyor. Sormak istedikleriniz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her konuda yine yorumlarda sorabilirsiniz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi, videoyu onlarla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Aklınıza gelen her soruda şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresini kullanarak bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.